Yeni anayasa için uzlaşma komisyonu ilk toplantıyı yapıyor dedik. Peki süreç nasıl işleyecek? AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, A Haber muhabiri Murat Obucu'nun konuğu, sözü şimdi onlara bırakalım. Evet, yeni anayasa için süreç bugün itibariyle başladı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısı bugün gerçekleştirdi. Taraflar görüşlerini bir kez daha bu masada dile getirdiler. Ancak usule ve esasa yönelik henüz bir karar verilmiş değil. Peki bu süreçten meclisin beklentisine, özellikle AK Parti bu süreçten de bekliyor ve AK Parti'nin bu konudaki yeni anayasa konusundaki görüşlerine, bunu da konuğumuzla konuşacağız. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Naci Bostancı, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Öncelikle şunu soruyorum, bugün yeni bir süreç başladı. Türkiye içinde, meclis içinde önemli bir süreç, yeni anayasa süreci. Bugün itibariyle başlayan bu anayasa uzlaşma komisyonu da Sayın Başkan'ın ifadesiyle mutabakat komisyonu ile ilişkin sizin görüşleriniz nedir? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Öncelikle hayırlı olsun. İlk toplantı yapıldı. İnşallah daha sonraki toplantılarda işin esasına yönelik olarak da çalışmalarla zenginleşerek komisyon yoluna devam eder. Biz yeni bir anayasa istiyoruz. Sadece biz istemiyoruz aslında. Bütün partiler yeni bir anayasa istiyor. Bu talebi dile getirirken de 1982 anayasasının darbe dönemine ilişkin bir anayasa olduğu herkes tarafından vurgulanıyor. Hepimiz darbeye karşıyız. Siyasetin meşru mecralarda teşekkül etmesi hepimizin ortak talebi. Türkiye'nin geçmişine baktığımızda darbelerden çok çekmiş bir milletiz. Darbe sadece kendi döneminde problemler doğurmadı. Türkiye'de siyasetin problem çözme gücünü de zaafa uğrattı. Demokratik zeminlerin teşekkülünün önünde hem kendisi engeller oluşturdu, hem de anayasa üzerinden o dayatmacı anlayışının en anlamlı unsuru olan anayasa üzerinden bunu daha sonraki zamanlara taşıdı. 80'den bu yana 36 yıl geçmiş. 36 yıldır aslında demokratik siyaset Türkiye'de güçleniyor. Siyasi partiler anayasadan şikayetçiler. Ama yeni bir anayasa yapma konusunda da uzlaşma sergilenemiyor. Parça parça çeşitli maddelere ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Ama doğrusu böyle götürü usulü anayasa yapmak çok mümkün değil. Baştan kısa, veciz, anlaşılır, kanun, yönetmelik gibi unsurlar içermeyen, Türkiye'nin gelecek kuşaklardaki ihtiyacını da karşılayacak bir anayasa bizim talebimiz. Tahmin ediyorum muhalefetin de talebi. Bu anayasayı yaparken adı üzerinde uzlaşma komisyonu, uzlaşarak yapacak anayasa bir uzlaşma işi. Tek bir parti yapmayacak, bütün partiler katkı verecekler ve kendi yaklaşımlarını muhakkak Türkiye'deki siyasetin gerçeklerine uygun bir tarzda bu uzlaşmaya taşımak durumundalar. Gerçeklik derken kastım, meclis var, mecliste kimin ne kadar temsil edildiği ortada, halkın bu manada kime ne ölçüde yetki verdiği ortada. Uzlaşma komisyonu çalışırken tabii ki bütün partilerden eşit üyeler katıldı. Ama uzlaşmayı hesap ederken bu siyasal gerçekliği akılda tutmak, doğrusu halka saygının da bir gereği olarak görürüm. İkincisi, uzlaşma adı üzerinde mutabakat ya da uzlaşma komisyonu, bir pozisyonunuz olabilir, bir yaklaşımınız olabilir ama karşıdakini dinleyeceksiniz, yeni pozisyonlar oluşturabileceksiniz. Yani bir ön yargısız oturmak gerekiyor. Ön yargılarımız olabilir muhakkak, beklentilerimiz olabilir, anayasaya ilişkin partimizin görüşleri olabilir ama asıl olan bütün bunların ötesinde komisyonun iyi bir çalışma yapabilmesi için bunları biraz parantez içine almak, biraz parantez içine alarak ne müzakere ediliyor, kim görüşlerini nasıl ortaya koyuyor, buna bakmak uygun bir yöntemdir. Uzlaşma böyle teşekkür eder. Yoksa herkes kendi pozisyonunu korursa bundan uzlaşma çıkmaz. Yöntem olarak peki herkes birbirini dinleyecek de neyi arayacağız? Bence aramamız gereken, biz nasıl daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasa yaparız? 3 sene sonra, 5 sene sonra yeni anayasa diyerek yeni siyasetçilerin, sonraki siyasetçilerin toplumun önüne çıkmasına mani oluruz. Geleceği gören bir anayasa yapabiliriz.
O yüzden anayasayı yapacak olan bu uzlaşma komisyonunun görevi geçmişe bakmak ama aynı zamanda geçmişin ışığında geleceği görmek olmalı. Sadece bugünün siyasal gerçekliğini, sadece bugünün siyasal çekişmelerini, rekabetini hesaba katarak değil, bu ülke nereye gitmek istiyor? Bu ülkenin geleceğe bakışı nasıl? Bulundukları yerden elbette. Bunu görerek ve bunu anayasaya taşımaya çalışan bir kasıtla çalışma yapmalılar diye düşünüyoruz. Mesele şu, ilke düzeyinde bizim aramamız gereken nedir? Şahsen demokratik ve özgürlükçü bir anayasa, en azından soyut kavram düzeyinde bütün partilerin ortak beklentisi olmalı diye düşünüyorum. Bunun içini doldururken elbette müzakereler orada olacak. Bir başka husus şu, Türkiye siyasal istikrarsızlıktan çok çekti, çok uzun yıllarını heba etti. Bu milletin alın teri zenginliği siyasetin istikrarsızlığı sebebiyle çöpe gitti. Siyaset zayıfladığında siyaset dışı güçler Türkiye siyaseti üzerinde egemen oldu. Bu da siyasetten beklenen problem çözme gücünü akamete uğrattığı gibi halkın o kaynaklarının doğru ve tutarlı bir şekilde yine halk lehine kullanılmasını engelledi. O zaman siyasal istikrar arayışı mühim. Yani biz siyasal istikrarı nasıl sağlayacağız? İlke düzeyinde aranması gereken çok temel unsurlardan birisi bu. Türkiye'nin yakın geçmişine baktığımızda AK Parti dönemi bir yanılsama yaratmasın. 2002'den bu yana Allah'a çok şükür sağlam bir siyasi istikrar var. Ama yetmez. Biz uzun geleceği düşünmek durumundayız ve 90'lı yılları, 80'li yılları, 70'li yılları unutmamak gerekiyor. Siyasal istikrarı aramak mühim. İkincisi, bu kuvvetler ayrılığı meselesi her zaman siyasetin gündemindedir. Ben 2011'de meclise geldim. 2011'den bu yana, geçmişi de biliyorum, o tartışmaları da biliyorum. Tartışmaların temel konularından birisi, yasama, yürütme ve yargı arasındaki sınırların net olmadığı, bunların iç içe geçtiği, işte yürütmenin yargıya emir verdiği, yargının yürütmeye karıştığı, yasamayla yürütmenin aynı olduğu, yasamanın denetim yapamadığı vesaire, bu tartışmalar ve bu bağlamdaki problemler siyasetin sürekli gündeminde. Şimdi siyaset söylenme yeri değil tabii ki. Söylenebiliriz. Çözüm üretmek ama asıl mesele. Söylenmenin ötesinde problem neyse bunu gördükten sonra bunu çözecek tarzda ilke düzeyinde ne yapılabilir? Herhalde bu görevde aynı zamanda uzlaşma komisyonunun görevi olmalı. Yasama, yürütme ve yargı Montesquieu'den bu yana demokratik bir yapının temel unsuru olan kuvvetler ayrılığı meselesi sağlam bir biçimde sınırları çizilen bir konu haline getirilmeli. Demek sistem ki değişikliği aslında hani yeni anayasa konuşurken hep bu gündeme geliyor. Başkanlık sistemi ya da herhangi bir yarı başkanlık. Yani bu tartışmalar ışığında aslında bir anlamda da anayasa şöyle, AK Parti'nin pozisyonu gibi çok açık. Sonuçta partiler kamuoyuna dönük yüzleriyle kendi durdukları yeri ve gerekçelerini anlatırlar. AK Parti başkanlık sistemini savunuyor. Esasen bu sadece AK Parti'nin 2002 sonrası siyasetinde savunduğu bir sistem olarak öne çıkmadı. 80'li yıllarda da bu dile getirildi. 90'lı yıllarda da dile getirildi. Ne zaman siyasette sıkıntılar baş gösterdi, o zaman dile getirildi. Önemli olan siyasetin problem çözme gücü yüksekken, bu şekilde siyaseti konsolide etme imkanı varken bunu yapabilmek mühim. Çünkü Türkiye'nin geleceğine baktığımızda siyaset çeşitli konulara ilişkin rekabet içinde bulunabilir ama ortak olarak üzerinde birleşeceği bir yer bu ülkenin geleceğini hazırlamak. Bu ülkedeki bütün vatandaşları kucaklamak. Bunları kucaklayacak tarzda bir ruh ve donanım içerisinde bir anayasa hazırlamak. Ve bunu aynı zamanda temin edecek çok çalkantılı ve dramatik bir coğrafyanın içindeyiz. Rejime ilişkin ona tekabül eden meseleler nelerdir? Bunlar üzerine düşünmek ve bunlara cevap sunmak. Yani şöyle bir lüks hiçbir kesim için söz konusu değil. Başkanlık sistemi istiyorum çünkü keyfim öyle istiyor. Yahut da başkanlık sistemine karşıyım ama keyfimiz öyle.
yahut da Ahmet Başkan olmasın, Mehmet olsun, Hüseyin olsun, sonuçta başkanlık kimsenin cebinde değil. Başkanlar karar verecek olan halk. İşin seçim aşaması geldiğinde kimse halkın elinden bu yetkiyi almak gibi bir durum herhalde öneremez. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Kimsenin cebinde değil. O zaman biz ilke düzeyinde ve gelecek kuşakları da gözeterek bu problemlere nasıl cevap verebiliriz? Gerekçelerimiz neler? Ya başkanlık diye başlamak yerine bence muhakkak mutabakat komisyonu da bu tartışmaları yapacaktır. Başkanlık diye başlamak veya başkanlığa karşıyım diye başlamak yanlış olur. Önemli olan biraz önce bahsettiğimiz problemlere ilişkin olarak partiler nerede duruyorlar? Bunlar nasıl çözmek istiyorlar? Türkiye'nin bir parlamenter geleneği var ama yaşadığımız arızalar ortada. Bunlar nasıl gidereceğiz? Bunlara ilişkin çözüm önerilerimiz nelerdir? Maksadımız eğer kuvvetler ayrılığını sağlamak, siyasete istikrar temin etmek, siyasette istikrarı sağlamak, aynı şekilde demokrasi ve özgürlükçü temelde bir anayasa yapmak, böyle bir yaklaşımsa bunun gerekçelerini ve mekanizmalarını ikna edici bir şekilde toplumun önüne koymak herkesin boynunun borcu. Burada şunu da sormak istiyorum. Yani süremiz de kısaldı ama az önce bahsettiniz hani direkt başkanlığa hayır diyerek masaya oturmamak gerekir. Burada ama şöyle bir durum söz konusu. Bazı uzlaşmazlıklar direkt başında kendini gösteriyor. Masaya oturmadan başkanlık sistemini konuşmayız şeklinde direkt bir set çeken siyasi partiler var. Bırakın bunu, süre konusunda bile şu anda bir tartışma söz konusu. AK Parti'nin belli bir süre olsun diyor. Bazı diğer partiler ucu açık olsun diyor. Yani bu süreçten umutlu muyuz? Bu sürecin sonucunda Türkiye yeni bir anayasa görecek mi sizce? Biz her türlü çalışmadan umutlu olmak isteriz. Çalışmanın kendi ruhuna ve kasına uygun bir şekilde yürümesi halinde umutsuz olmak için bir sebep yok. Adı uzlaşma komisyonu olan, bu ülkede herkesi kucaklayacak bir anayasa yapmakla mükellef olan bir komisyonun ben şunu konuşmam, ben bunu konuşmam diye işe başlaması söz konusu olmaz. Ya konuşmam ne demek? Sonuçta siyasette kim ne öneri getiriyorsa o önerileri konuşmak bir kere işin elif bağısıdır. Bunu her parti önerilerini getirebilir ve onlar müzakere edilebilir. Ben onu konuşmam, ben bunu konuşmam tarzındaki bir yaklaşımı uzlaşma komisyonunun ruhuyla ve Türkiye'nin mevcut siyasal gerçekliğiyle sözlerinizi alabilirim sayın. Telifi gayri kabil görürüm. Yani telifi mümkün değil. Dolayısıyla bunlar konuşulur tabii ki. Ama kim neye itiraz ediyor veya kim neyin yanında? Sonuçta bunun hakemi millettir. Millete konuşacaksınız. O yüzden uzlaşma komisyonunun bütün bunları salim bir şekilde ilke düzeyinde sonun nereye varacak onu görmeye çalışarak tartışması, konuşması lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Kolay gelsin. Evet, konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Naci Bostancı'ydı. Kendisiyle bugün başlayan yeni anayasa uzlaşma komisyonu.